Herkese merhaba arkadaşlar. Yegir TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bayağı da bir video atamıyordum, onun için de kusura bakmayın. Bayağı işlerim güçlerim vardı. Bugün Overwatch'u inceleyeceğiz. Overwatch aynı Paladins gibi MMO FPS tarzında bir oyun. Ki Overwatch ortalama olarak birkaç ay Paladins'ten önce çıkmış bir oyun ki büyük ihtimal kendi aralarında böyle bir tasarım vardı. Aklılarında böyle bir oyun vardı ki iki tane de firma bu oyunu çıkartmış bulunmakta. Ben Overwatch oynadığımda biraz daha bana zor gibi geldi. Hani Paladins'e kıyaslayınca biraz daha karmaşık, biraz daha değişik bir şey. Bakalım oyun içerisinde siz de gördüğünüzde size nasıl bir izlenim verecek. Şimdi Overwatch'un öncelikle arayüzünden bahsetmek gerekirse bana göre Paladins ile hemen hemen aynı güzellikte. Çok sade bir arayüzü var. Zaten oynanış modu olarak gördüğünüz gibi toplam 4 tane ana modu var. Bu da son gelen 6vs6 Busan modu. Bunları elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Şimdi training'de de yapabileceğiniz 3-5 farklı training var. İşte kendi oyunun verdiği başlangıçtaki eğitim modları, işte botlara karşı vesaire oynama. Hero'larda sahip olduğunuz şampiyonlar gösteriyor. Loot box bir şekilde büyük ihtimal yine kutu açımı. Paladins'te de buna benzer şeyler vardı ki hemen hemen her oyunda var. Overwatch ligine tıkladığınızda Overwatch'un profesyonel ligini görüyorsunuz. Burada highlights var. Burada oyun içerisinde eğer oynadığınızda ve hoşunuza giden bir tane oyununuz varsa onu buraya kaydedebiliyorsunuz. İşte social'da arkadaşlarınız var falan var. Kariyer profilinizde istatistikleriniz var. Bu benim istatistiklerim değil, dediğim gibi arkadaşımın istatistikleri. Ben birkaç saat oynadım. Elimden geldiği kadar öğrenmeye çalıştım. Ve gerisi zaten klasik. İsterseniz daha da fazla uzatmadan direkt oyuna giriş yapalım. Oyunda da şöyle bir şey var. Arcade modunda oynarken, bu arada şuradaki oyunları da söylemiş olayım. Game Browser'dan istediğiniz oyunu buradan görebilirsiniz. Şurada Find Group deyip direkt takım olarak girebilirsiniz. Solo girme yerine. Burada genelde 3-5 farklı parti oluşturulabiliyor. Arcade'de dediğim gibi diğer oyun modları var. En son çıkan 6vs6 Busan. İsterseniz bununla başlayalım. Paladins'teki modlar kendi içerisinde de farklı farklı bölümlere ayrılıyor. İşte bölgeyle geçirme, nasıl desem, Team Deathmatch var mıydı hatırlamıyorum. İşte bir şekil yük var, yükü itiyorsunuz. O yükü korumanız lazım, ayrıca itmeniz lazım. Farklı farklı modlar var arkadaşlar. Şimdi oyuna başladığınızda oyunda hazırlanmanız için şöyle bir 20-30 saniyelik bir süre veriyor. Siz oyunun içerisinde de olsanız, oyunun dışında da olsanız istediğiniz her an karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. F1 tuşuna basarak işte karakterinizin özelliğini görebiliyorsunuz. Her karakterin bir tane ultisi var ve diğer farklı skillleri var. Ama bazı karakterlerin 4-5 skilli var. Sanki bazıları 3 skilli var gibi vesaire vesaire. Bu mesela bölgeyle geçirme modu bu san. Ben görünmez olabildiğim için. Karakterlerin çoğuna hakim değilim ve oyun Paladins gibi kolay değil. İstediğiniz karakteri oynayabiliyorsunuz. Bazı karakterler işte çok mobil, çok hareketli. Bazı karakterler de yerinde durmuyor sadece. Tanklarla uğraşacak vaktim yok benim. Şu an için. İşin kötüsü Paladins'teki gibi burada canınız dolmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ancak bir support olması lazım yanınızda.
Hemen başka karakter deneyelim. Ya tanklardan şu Zarya çok hoşuma gidiyor. Genji oynayalım mesela. Genji oynarken mesela sürekli hareketli olmamız gerekiyor. İki defa da sıçrama özelliği var Genji. Tamam, bunu aldık. Ama oyunun bu zamanı kaybettik ilk seferini. İlk harekete getirmesini. Toplam 2 yapan kazanıyor. Bölgeyle geçirmeden. Ya Paladins gibi çok kolay değil gerçekten. Hani biraz daha zor bir karakter ve sürekli karakter değiştirebiliyorsunuz. Karşının hangi karakter aldığına bağlı olarak siz o an tank lazımsa tank veya onun counter bir oyun ve onun counter bir karakter almanız gerekiyor. Support lazımsa support. O yüzden oyun çok çok gönlü bir oyun. 1 round 2 capture the objective. Çok yanlış yere girdim. 4 kişi. Bizimkilerin şu an hatası mesela bölgeyi ele geçirmek için içeriye girme çabasını değiller. Yani sürekli dışarıda durarak mesela bu şekilde APK'lara bir şey elde edemezler. Sürekli hareketli olsam bile gerçekten zor bir oyun. Hep de bu adam beni vurmasın. Oyunda bazı karakterler duvarın üzerinde yürüyebiliyor beni. I will repeat if you don't heal me. Much better. Don't move. Make sure. Oyunda annem şeyden tersine karakteri bilmem. Okay, I will repeat. Hem de karşı karakterleri bilmem. Yani oyunda ustalaşmak bayağı zaman alıyor. Ben şu an hemen hiçbir şey bilmediğim için sadece oynuyormuşum. Yenildik. Play of the game. You are the worst team in my life. Apagando las luces. Hemen diğer modları deneyim. Mesela 3v5 elimination. Burada Mystery Heroes, burada da Low Gravity. Low Gravity büyük ihtimal az yer çekimi. Bunu da hemen deneyelim.
Traveling to Hanamura. Acaba burada nasıl bir karakter almamız lazım? Karşının seçtiklerini de görebiliyoruz ama ben karakterlerin hangisi hangisinin counter, hangisi hangisinin ne olduğunu bilmediğim için mesela bu karakteri deneyelim bakalım neymiş bu. We're all soldiers now. Welcome to Rialto. Prepare to attack. Select your hero. Mesela buradaki karakterler tank, yine hasar karakterleri var. Ama bazı karakterler biraz daha assassin görevi de görüyor. Şu supportta Ena karakteri de gerçekten çok güzel. Hem can basabiliyor hem de gerçekten fena da sayılmayan bir hasarı var. Şu biraz daha güzel duruyor. Never stop fighting for what you want. Bu şekilde eğer adamlara ateş ederseniz canı azsa gördüğünüz gibi daha az yer çekim var. Oyunda item alma gibi bir şey yok. Direkt başlar başlamaz oynamaya başlıyorsunuz. Mesela bunun skill'lerini F1'e bastığınızda görüyorsunuz. Attack commences in 30 seconds. Stick to the plan. And if you get into trouble, I'll bail you out. Hiya. Hi. Hiya. I grow tired. Mesela burada bir yük var. Bu yüke direkt çıkar çıkmaz. Karşı karşıyaymış. Hem takım arkadaşına sıkarak can basabiliyorsunuz bunda. Her şey takıma da hasar vurmuyorsunuz. Supportlardan bir tane yani şu karakter çok hoşuma gidiyor. We need to keep the payload moving forward. Understood.
kendi kendine. A speedy recovery. Hail the Mahulk! Back in the fight. I am moving the payload. So predictable. Let's get you back out there. Fight. The payload moves towards our desired outcome. My ultimate is charging. The payload has reached the checkpoint. Heroes never die. You needed a jump drop? I'm under attack. I am moving to the payload. Where does it hurt? Put it out. No one can hide from the eyes of light. Enemy turret destroyed. Let's get you back out here. I cast this ball. Let's keep it moving. Team up for special attack. Bu arada ultiniz karşı takımı vurduğunuzda veya can bastığınızda, yani skillerinizi ne kadar çok kullanırsanız öyle ne aldık? Play of the game. You ga waga teki wo kurau. Modlar bu şekilde ve siz bunları oynadıkça böyle 9000 aldıkça işte bunlardan ödüller alıyorsunuz büyük ihtimal. Her 3000'de bir toplamda günde bir tane alabiliyorsunuz gibi görünüyor çünkü 3 günde resetleniyormuş. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Paladins'le kıyaslayınca gerçekten
zor. Gerçekten biraz daha kafa yormak gereken bir oyun. Oyunda da Quick Play dediğiniz zaman da son olarak farklı modlarda oynamış oluyorsunuz. Biraz garip geldi bana oyun. Oynaması da zor. Bakalım bundan da ne çıkacak. Buna bir tane şey geldi. Ses paketi. Ha, güzel skinmiş. Ve son olarak spray silah için. Lootlardan da bunlar çıkıyor gibi. Ne kadar oynarsanız oyundan da istediğiniz kadar skinleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Overwatch mu Paladins mi, sizce hangisi iyi? Bunları da tartışabiliriz yorumlarda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.